Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi Zoom'dan nasıl ders tanımlarız? Onunla ilgili bir video çekmeye çalışacağım. Şimdi Google Zoom yazdığımız zaman karşımıza gelen ilk siteye tıklıyoruz. Ya da mesela Zoom indir dediğimiz zaman şurada hatta ikinciye bastığımız zaman direkt indiriyor. Şöyle göstereyim. Bastığım zaman görüyorsunuz direkt Zoom'u indiriyor. Ya da birinciye bastığım zaman şuradan indire basıp Zoom'un programını indirip bilgisayarımıza kurabiliyoruz. Oradan da oluşturabiliyoruz. Ben orayı da göstereceğim. Önce site üzerinden nasıl oluşturacağız onu göstereceğim. Şimdi bu Google direkt Türkçe'ye çeviriyor. Buradan çevirmiyorsa da sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir deyip Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Öncelikli olarak mesela bir toplantıya direkt katılacaksak burada indirmeden de katılabiliyoruz. Ya yani buradan katılabiliyoruz ama bir toplantıyı biz oluşturacağımız zaman önce oturum açmamız gerekiyor. Şuradan oturum aça basıyoruz. Oturum açma yolları şöyle. Google'la oturum açabiliyoruz veya Facebook'la Facebook hesabımızla oturum açabiliyoruz. Şurada mesela Google'la herhangi bir Google hesabımız varsa bilgisayarımızda açık bastığımız zaman direkt zaten o Google hesabıyla açılır. Ya da Facebook hesabı sürekli açıksa bununla da açabilir. Ya da biz kendimiz bir buradan ücretsiz kaydola basıp orada bilgileri girip kendimiz bir o üyelik oluşturabiliriz ve buraya oluşturduğumuz üyeliğin mail adresini buraya da şifresini yazıp biz bir Zoom'a giriş yapabiliriz. Ben Google hesabıyla giriş yapacağım. Daha önce benim zaten Google hesabı sürekli açık olduğu için bastığım zaman benim direkt Google hesabıyla görüyorsunuz Zoom açıldı. Siz de yine Google hesabı, kendiniz bir Google hesabı oluşturabilirsiniz. Yani kendi bilgilerinizi vermek zorunda değilsiniz. Bir Google hesabı açarsınız. Oraya girdiğiniz zaman zaten sizi Google'ın o hesap açma bölümüne yönlendirecek. Oradan kullanıcı adı ve şifreye girip buraya sayfaya yönlendirilebiliyorsunuz. Şimdi ben az önce yaparken bir sorun yaşadım. Toplantı planladığım zaman saati giremedim. O yüzden öncelikli olarak şuradan önce İngilizce sayfasını tekrar açıyorum. Şuradan bakın tekrar Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Buradan. Sonra tabii önce şuradan göstereyim. Bir toplantı planlamaya basıyoruz. Burada saati değiştiremedim ben Türkçe. Sizde oluyorsa sıkıntı yok. Ben de saat değiştiremedim. Şuradan önce İngilizce tekrar açıyorum. Şimdi şuradan isim yazacağız. Toplantımızın ismi. Mesela diyelim ki 7A ve 7B sınıfı ben bilimleri dersi diyelim. Buraya bir şey yazmanıza gerek yok. Tarih seçiyoruz. Mesela istediğimiz bir tarih seçebiliriz. 18 Ekim ya da 19 Ekim, 20 Ekim. Diyelim ki 18 Ekim'e yani yarına bir ders tanımlayacağız. Buradan saatimizi seçiyoruz veya yazabiliriz istediğimiz bir saati. Diyelim ki 15 10'a ders tanımlayacağız. PM zaten öğleden sonra oluyor. Bu sabah, bu öğleden sonra yani 12 öncesi. Bu 12 sonrası bu. Kaç saat süreceğini buradan yazıyoruz. Yarım saat olacak. 40 dakikaya kadar zaten ücretsiz. 40 dakikanın üstü ücretli oluyor. 3 kişiden fazla olursa ücretli oluyor. O yüzden 30 dakikayı seçiyoruz. Zaten derslerimiz 30 dakika. Tekrar buradan Türkçe'ye çevirebiliriz. Şuraya geliyoruz. Buradan toplantı kimliği bakın ister otomatik olarak oluşturmasını sağlayabilir. İstersek de şuna bastığımız zaman artık bizim toplantı kimliğimiz sadece şu. Yani sabit bir Zoom kimliği şurası bu sabit olacak. Sabit olmasının şöyle bir faydası var. Çocuklara bir sefer vereceksiniz, bir daha söylemeyeceksiniz. Ama şöyle bir olumsuz tarafı da olabiliyor. Bu numarayı kim bulursa o sizin yaptığınız toplantıya, yaptığınız derse katılabiliyor. Yine aynı şekilde şifre. Buradan şifreyi değiştirebiliyorsunuz. İşte diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5 yaptınız ya da işte tatlı şey
noter, Cevdet yaptınız vesaire. Yani ne yapmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Ben genellikle otomatik olarak oluşturur seçiyorum ve şifre de otomatik olarak oluşmuş oluyor. Burada bekleme odası özelliği var. Bakın bu önemli. Bekleme odası özelliğini aktif hale getirdiğimiz zaman toplantıya katılan öğrencileri tek tek siz kabul ediyorsunuz. Bu aktif değilse öğrenciler direkt bekleme odasına alınmadan derse katılabiliyor. Yani bunu seçip seçmemek sizin elinizde. İster seçin, ister seçmeyin. Yani bunu seçerseniz her öğrenciye toplantıya dahil olmak istiyor uyarısı alacaksınız ve orada seçmeniz gerekiyor. Tek tek. Bunu aktif etmeyelim mesela. Diyelim ki kapalı olsun. Bu da kameramız açık olsun mu olmasın mı? Yani bizim kameramız açık veya kapalı ve katılımcıların kameraları açık. Genellikle Milli Eğitim kapalı istiyor. O yüzden bunu da kapalı seçiyoruz. Şuradan zaten sessiz al. Toplantı yer bilgisayar otomatik olarak kaydet. Katılımcıların istedikleri zaman katılmasına izin ver. Yani bunları basabiliyoruz istedikleri zaman. Bunu seçebiliriz. Çünkü öğrenciler bazen düşebiliyor. Tekrar derse alınabilmeleri için bunu seçebiliriz. Kaydet diyoruz. Şimdi kaydettim. Şuradan zaten toplantı kimliğimiz kendi oluşturdu. Şifreyi bu. Ya, öğrencilere biz şunu ve şunu göndereceğiz. Ya da şu linki atacağız. Bakın bu linke tıkladıkları zaman direkt olarak bu toplantı kimliğini ve şifreyi girmeksizin toplantıya katılabiliyorlar. Ya da toplantıya katıl bölümüne basıp şu ilk bölümü bu ilk numarasıdır. Bunu giriyorlar. Şifre olarak da şunu girip toplantıya dahil olabiliyorlar. Şu an bizim toplantımız oluştu. Şimdi bir de bunu program üzerinden göstereceğim. Şu Zoom programı indirdiğimiz, kurduğumuz, indiriyoruz. Ondan sonra kuruyor. Sonra burada yine aynı şekilde giriş bölümü var. Bu toplantıya katıl bölümü, bu da giriş yapacağız. Yine aynı şekilde ya Google'dan ya Facebook'tan ya da artık üyelik aldıysa buradan seçiyoruz. Ben yine Google hesabımla giriş yapıyorum. Evet, bu hesabımla hangi hesabı kullanmanızı istiyorsa. Evet, şu an bu ekranım geldi. Şimdi burada da yine bu zaten direkt bir toplantı başlatma bölümü. Bu dahil olma. Bu da bir ilerleyen haftalar için bir toplantı veya günler için toplantı oluşturma. Yine şurada toplantımızın ismini yazalım. İşte diyelim ki sosyal bilgiler dersi diyelim. Buradan günü seçiyoruz. Diyelim ki bu sefer 19 Ekim'e bir ders tanımlayacağız. Saatimizi seçiyoruz. Buradan istediğimiz saati seçebiliriz ya da biz yazabiliyoruz. Diyelim ki 17:10'a bir ders tanımlayacağız. Ders süremiz 30 dakika. Yine burada otomatik ilk numarası ya da bizim hani sabit olmasını istediğimiz ilk numarası hangisini istiyorsa onu seçiyoruz. Otomatik veya sabit. Buradan yine sabitse burada bir sabit şifre verecek size. Siz onu gene buradan silip değiştirebiliyorsunuz. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diye istediğiniz bir şifreyi yazabiliyorsunuz. Yine bekleme odası var. Görüyorsunuz burası. Bekleme odasını aktif edip tekrar kapatabiliyorsunuz buradan. Yine burada kameralar kapalı, katılımcı ve toplantıyı yapan kişi ve katılımcının kameraları buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu açık, bu kapalı ya da istediğiniz gibi bu da kapalı olabilir. Kaydet tuşuna basıyoruz. Şimdi burada size kaydet tuşuna bastığınız zaman şurada size bu adresi veriyor. Buna yine çocuklara yani gruba attığınız zaman buna tıkladıkları zaman girebiliyor. Burada da ID numarası ve paskod var. Bunu girip toplantıya dahil olabiliyorlar. Bunu unutmamanız için bir yere kaydedebilirsiniz. Yani bir not defterine bilgisayar üzerine bir not defterine ya fotoğrafını çektiğiniz zaman
Siz sadece bunların isimlerini gönderebilirsiniz. Bu kapıya yapıştır şeklinde atlamazsınız. Mesela masa üstüne gidersiniz. Masa üstünde bir sağ tıklayıp bir dosya oluşturursunuz. Bir metin dosyası oluşturur. Şöyle şuradan kopyala veya kontrol C yapıp orada yapıştırabilirsiniz ve bu bilgileri öğrencilere gönderebilirsiniz. Telefondan da benzer bir şey çekmeye çalışacağım. Telefondan girmeye çalışanlar için bu kadar zor bir şey değil. Şuradan da bakın oluşturduğunuz dersleri görebileceksiniz. Burada bakın şuradan hangi dersleri ne zaman oluşturmuşsunuz? Diyelim ki derste bir hata yaptınız, şeyi değiştirmek istiyorsunuz. Silmenize gerekiyor. Şuradan da silebilirsiniz. Şuradan toplantıyı başlatabilirsiniz. Ya da şuradan edit'e bastığınız zaman tekrar bu sayfa geliyor. Ve burada nerede değişiklik yapmak istiyorsanız onu yapıyorsunuz ve tekrar kaydete bastığınız zaman yine o dersi buradan kaydedebiliyor. Zoom'la ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Evet arkadaşlar, bir de telefondan çekmeye çalışacağım. Telefonda tabii önce Zoom programını indireceğiz. Buradan Zoom'u indirmiştim ben daha önce. Buradan giriş yapıyoruz. Yine tabii benim parmak izin istiyor. Ben siliyorum. Buradan yine Google hesabımla giriş yapacağım. Evet, mesela ben şunu açmıştım. Şu hesabımla giriş yapıyorum. Doğrulama istiyor. Evet, şu an giriş yaptım. Şimdi bu ekran geliyor. Gene aynı ekran. Yine bu New Meeting toplantı direkt başlatma, Join toplantıya katılma. Yine bu Schedule'e basıyoruz. Yine buradan herhangi bir isim girebiliyoruz. Mesela diyelim ki matematik dedik. Buradan tarihi gireceğiz. Diyelim ki 19 Ekim. Buradan dersimizin başlayacağı saat diyelim ki 15 10 olsun. Bu dersimizin biteceği saat 15 40 ayarladık. Bu zaten GMT artı 3 olacak. İstanbul ayarlı olacak. Buradan mutlaka onu seçmemiz lazım. Şuradan görüyorsunuz İstanbul'u seçtik. Yine burada sabit bir IP numarası istiyorsak bunu tıklayacağız. İstemiyorsak bu böyle pasif kalacak. Yine aynı şekilde şifre. Zaten buna bastığımız zaman bu şifre şu şekilde değiştirebiliyoruz. Bunu istediğimiz gibi ben sabit olmayanı seçiyorum. Şifrem de değişsin. Yine burada bizim kameramız açık mı kapalı mı? Katılımcıların kamerası açık mı kapalı mı? Olanı seçiyoruz. Daha sonra buradan devam ettiriyoruz, basıyoruz. Şu ekran geliyor karşımıza. Burada mesela nereye o bilgileri bilgisayarda direkt çıkan o bilgileri nereye atsın diye bir seçiyoruz. Mesela Gmail'i seçtiğimiz zaman bir Gmail atabilecek bir sayfa geliyor karşımıza. Burada yine aynı şekilde bu bizim şöyle üzerine bastığımız zaman hepsini seç dediğimizde tabii şurayı seçmiyoruz. Burayı kopyala yapıştır diyebiliyoruz. Ya veya bunu kendimize bir mail olarak atalım. Bizde mail olarak kalsın ve bu maili buradaki IP numarasını ve şifreyi veya bu linki öğrencilere gönderebilelim diye bunu kendimize mail olarak atabiliriz. Kayıtlı kalsın diye. Bu oluşmuş oldu. Bunu buradaki IP numarası ve paskodu gönderiyoruz ya da bu linki gönderiyoruz ve bu şekilde dersimiz oluşmuş oluyor. Şimdi tekrar Zoom'a geldiğimiz zaman buradan biz oluşturduğumuz dersi şuradan görebiliyoruz. Meetings'e bastığımız zaman oluşturduğumuz dersleri görebiliyoruz. Ben 7BC'ye telafi dersi yapacağım yarın. Onu oluşturdum. Bir de mesela şu an oluşturduğum bu matematik. Buradan başlatabiliyorum. Ya da delete'e basıp silebiliyorum.
Ya da mesela yanlış bir şey yaptığımı fark ettiysen buradan edit'e basıp düzeltebiliyorum. Ve bu şekilde buradan da ders tanımlamış oluyoruz.